Merhabalar herkese. Tıra seferine kaldığımız yerden devam. Bu kardeşlerimizle önce bir şurayı alıp ondan sonra da şu Eressos'a gitme niyetim var. Buralarda başka bir tehdit var mı? Yok. Kötü giden bir bölümün ardından biraz toparlanma sürecine girdik. En azından yeni bir kriz gerçekleşene kadar. Yolun üstündeyken şurayı da alacağım tabii ki. Gel abi direkt. Priamos'un yürümesi zaten daha fazla. Baş vaziyetine girelim de kara yeğeni verelim. Veya kara yeğeni versem... burada da tazelenmiyorum zaten. Tamam, kara yeğeni verelim, bir mahsuru yok. Şuradan insel. Sen de maç vaziyetine gir. Sen de oradan yanında yer var mı? Şuradan in ya, ne olur ne olmaz. İnemez şimdi, denizde birisine yakalanır bir şey olur. Okey. Önümüzdeki tur burayı alır. Sonraki turda Eressos'a doğru devam ederiz. Orada buranın garnizonunu mu güçlendirmişler ya, 17 kişi? 10'a 17 alırım yine de. Şu orduları bir oradan temizlemek gerekecek. Halledilir, halledilir. Onlar zor değil. Şimdi burada şu kardeşimiz suya gelmemişti ama onu yakalayabilecek pozisyondayım. Okay. Şu konuda yapabileceğim pek bir şey yok şu an için. Orayı yıkacak orası belli ki. Onlar belli ki. Sen geliyorsun dostum. Sen şunlara saldırıyorsun. Böyle bir sonuç beklemiyordum. Savaş arabaları var. Üçüncü seviye ciritçileri var. Benim okçu miktarım biraz az yalnız. Savaş arabalarına karşı okçular çok faydalı olurdu. Gene de alırız diye düşünüyorum ya. Alright. Sisli hava, gök gürültülü fırtına. İşime gelir mi? Yok ya. Yağmur. Mümkünse istemiyorum. Okay. Fırtına da savaşacağız ve gök gürültülü fırtınaya da geçiş yapacak gibi. Destek birlikleri oradan geliyor. Ben bir köşeye kamp kurmak istiyorum. Savaş arabaları etrafımı sarmasın diye. Yalnızca bunları tetiklemem gerekecek ama. Saldıran ben olduğum için üstüme gelmeyeceklerdir. Şurası iyi mi? Yok ya. Şu köşe daha iyi gibi. Gelin bakalım şöyle. Oraya bir dizeriz sizi. Orayı dizilemeden önce üstüme çullanma ihtimalleri de var. Muhtemelen saldırmayacaklardır ama. Yine de birazcık korkmadım değil. Okey, şimdi siz şöyle bir arkaya gelin. Sen de menzillisin. Sen de onlardansın. Sen de bir menzillisin. Sen de şuraya gel. Yeni kalan herkes. İki tane kalkansız var. Onun dışında herkesin kalkanı malkanı da var. Güzel. Şuraya dizilin şu şekilde. Desem. Siz de arkasına dizilin desem çok bir şey isterim. Ama makul şeyler istiyorum bence. Yokuş yukarıyız ama bence fena bir ortam değil. Olmadı. Onu alırız sonra ya. Okay. Önce bir yerleşin. Hatta senle bir tetiklemeye gitmeye başlayayım ben ya. Bunu feda edeceğim, bu ölecek ama tetiklemek önemli. Üzerlerine gidersem etrafımı çok kolay çevirebilirler. Savaş arabası ağırlıklı bir ordunun etrafımı çevirmesini pek de sevgiyle karşılamam. Çok da hoş karşılamam. Ormandan git, görmesinler seni. Yerli yerinde merkez. Şöyle gelin. Liderlik bonusunuzdan daha fazla kişi faydalansın böylece. Şuraya gelsem görebilir miyim acaba? Dynasys güncellemesiyle beraber görünürlük konusunda bayağı bir update aldı oyun. Evet, şu an mesela
Ha, okey. Onlar da beni gördü. Beni göremiyorlar diyecektim. Onları iki oklayabilir misin? Tamam, bunları okla. Çabuk ol, çabuk ol. Hmm. Tetiklemeye yetti mi? Geliyorlar üstüme galiba. Evet, galiba yetti. Emin olamamakla birlikte. Hayır dostum, ordumun nerede olduğunu biliyorsunuz. Hadi. Geliyorlar değil mi üstüme? Eminim yani. Evet, çok yavaş geliyorlar ama geliyorlar. 4x hızlı oynatmama rağmen çok yavaş görünüyorlar. Güzel, tamam. Görevini başarıyla yerine getirdin. Hatta ölmemeyi bile başardın. Sana savaşı kazanırsak çikolatalı gofret hediye edeceğim. Şu dizilim birazcık, bir dakika, ters olmuş. Ters olmamış da şu tarafa baksalar daha iyi olacak. Böyle daha iyi. Hatta birazcık daha dönmem icap edecek galiba. Hmm, bu işlemi biraz geç yapmış oldum ama neyse, önemli değil, önemli değil. Güzel, aramaya başladık. Hepiniz, seni seçerken tutamıyorum, açılı atış yapın lütfen. Güzel, güzel. Okçular çok güzel bitiriyor savaş arabalarını gerçekten. İnanılmaz zayıf savaş arabaları okçulara karşı. Okey. Okçulardan önce savaş arabalarını bitireyim çünkü çok daha hızlı sürüyor onları bitirmek. Şu onlar da kaçıyor. Şu okçulara saldırın arkadaşlar şimdi. Güzel, güzel. Rahat kazanacağız gibi duruyor. Yalnız o kadar uzun süre o sapancıyı indirmemiş olmamız hala birazcık endişe kaynağı benim için, o da ayrı. İki tanenizin şu tarafa bakması icap ediyor bu arada. Bu taraftan da savaş arabaları geldi. Şunları ateş edin arkadaşlar. Sen azıcık geri gel. Çok iç içe girdiniz. Senin mühimmatının bitmediğini üzüntüyle görüyorum. Ateş etmesi lazım. Tamam, artık birazcık harekete geçebiliyorum sanırım. Siz oraya doğru koşun. Siz şunların üstüne koşun. Son moda beklememi gerektirecek kadar çok şeyi kalmadı. Savaş arabası kalmadı. Okçuları engelleyeyim çünkü okçularımla halletmek olmayacak gibi duruyor. Yeterli olmayacak gibi duruyor okçularım o konuda. Bunlar bir kişi yeter. Aslında onlar çok uzakta ya. Siz onlara gitmeyin. Tamam, vazgeçtim. Şu tarafa doğru gelin. Şunlara saldırın. Siz üçünüz biraz ilerleyip oradaki okçulara saldırın istiyorum. Ne rokluyorlar bu arada. Azıcık geri çekilin siz, ne olur ne olmaz. Ha, saldırın. Komutanları kaçmaya başladı. Öldürürsek şahane olur. Öldü.
Bunun geri kalanı da kaçmaya başladı sanırım. Kazandık, güzel. Azıcık hasar aldık ama normaldir. Çok da zayıf bir ordu değildi. Bu oyunda malum marş vaziyetinde olmaları yok olacakları anlamına gelmiyor. Mümkün olduğunca kişiyi öldürmek lazım ama elimde herhangi bir hızlı birim olmadığı için de oyun imkanım da çok fazla değil. Öldürebildiğimizi öldürelim bakalım şurada. Yakalarsın sanki ya. Bunlar tamam zaten. Bir tanecik atlı lazım ya. Tam kaliteli ordu falan diyorum da. Atlıların da kaliteli yok elimde belki ama kalitesiz de bir olsa bir tane atlı. Yani bir tane komutan, 8 tane kaliteli birim, bir tane de atlı. Bence şu an ideal ordu dizilimi olur benim için. Yakaladınız mı? Süper. Yani yakalamak üzereler daha doğrusu. Neyse tamam ya, bunu öldürün madem. Ya da belki müttefik yetiştirmeden kaliteli savaş arabası falan yetiştirebilirim ya. Atlı değil de. Dert görmesin. İhtimal sadece yukarıdaki etkiyi orduyu etkiliyor. Şuradan hazineyi alayım ben. Güzel. Savaştan kazandıklarımızla aslında birazcık rahatlamış olduk maddi açıdan da. Aha bir dakika, niye yok oldu bu? Okay, normal yok. Yani ne zaman yok olacağını da kestiremiyorum gerçekten. Marş vaziyetinde olduğu zaman yok olmuyorlar her zaman. Garip. Garip. Gerçekten anlamadım. Şimdi yerine bunu ister miyim? Tamam. Pardon. Let's make war. Gidelim şu. Your path to victory. Nasıl bir ordu bizi bekliyor da? Dandik bir ordu bekliyor. Şu an Apollonia'ya sınırlarında olduğum için tazeleniyorum. Ama bu sınırlardan çıkacağım. We've got a long hike. Çünkü orayı yıkacak o kesin. We will win through. Çünkü gıcıklık etmek dururken neden gıcıklık etmemeyi tercih etsin ki? Şöyle yapalım. Hector, sen şu küçük ordunla şurada dur. Şöyle doğru yürü. Neyse. Sen de büyük ordunla oraya dolaş. İki taraftan kıstıralım, belki yakalarız. Belki denize açılmayı tercih eder. Hatta Apollonia'yı yıktıktan sonra belki öyle yapar. Bakacağız, bakacağız. Buna saldırmayı tercih edeceğini hiç zannetmiyorum. Okay, onları temizledikten sonra burada başka bir tehdit kalmayacak. Şurayı da alır. Burayı tekrar huzura kavuştururum diye düşünüyorum. Bu sırada sen de şunu 3. seviyeye çıkar. Ya, kontrolleri böyle. Sen hariç. Yoluna devam. Nitan takısı anlaşmalarım var. Gıda ve altın anlaşmalarım varmış. Okey. Satabileceğim çok fazla şey de yok elimde. O yüzden yeni anlaşma da yapmak istemiyorum. Altın çok sıkıntı yaşarsam bir hal çaresini düşünürüz. Tunç geliri. Bunu ne yapıyormuşum? Ha, tunç geliri arttırıyor bu da. Peki. Speak honestly. %80. Fena bir oran değil ama bir tane daha yapabilirim. Garanti olsun. Meşrutiyetim artsın. Burayı upgrade edebiliyorum. Edelim. Kontrol seviyesi makul düzeye indi aslında.
Binalar mı? Ha, bu ana bina kontrol de mi veriyor? Yok. Bu da vermiyor. Bu da vermiyor. Ulusal kontrol veren bir şey, bina falan var herhalde. Adreste ya artık karakol inşaatına tekrar başlayabilir bence. Otorite bir şeyler dikelim. Hı-hı. Bir tane de bundan klasik. Karkışa burası biraz bekleyebilir. Orayı kaybetmek üzereyim gibi geliyor bana çünkü. Fellos. Hala yeterince şey yok. İş gücü yok. Buraya bu dikilebilir. Hı-hı. Canmış etek bandı. Ama sen 8-8-8 yapmışsın. Güzel. Eline sağlık. 9-9-9 yapmam lazım. Şu özelliği almak için. Bu özellik neymiş? Çok da tırt bir özellikmiş aslında yahu. 13-13'e mi gitsem bir yerde? İkmal mühimmat. Nüfuzu geç. İkmal deniz hareket. Tamam. Kırmızı aslan kaptandan 13-13'e gitmeye çalışacağım. Vazgeçtim. Dengeli gitmeyelim. Ha, bir tane daha şey kullanabiliyorum şu an. Savaş arabaları için mühimmat, savaş arabam yok. Binek veriyor mu onu merak etmiştim. Ona bir bakacağım. Önümüzdeki tur değiştiririm olmadı. Veriyor yazmıyor ama vermesi de lazım bir yandan sanki. Hector sen zaten 13-13'e gidiyormuşsun. Diplomasi de enteresan bir şeyler. Yok. O zaman. Hı hı. Aslında kazanır mıyım lan ben bunu? Yok. Bilmiyorum. Denenebilirmiş aslında. Neyse. Pull back. Bir an korktum. Ne oluyor? Bir sıra elimi kaybedersem tüm kumpasları ortaya çıkarırım. Bayağı bir kumpas vardı galiba ya. Halledilsin. Şimdi. Rodos tarafından ciddi bir istila söz konusu. Bunlar şu müttefiklerine savaş halinde olsa gerek. Bir de şöyle bir Rodos'a saldırıyor. Bunlar müttefiklerine savaş halinde değil. Bir ihtimal girmek ister misiniz o savaşa? Rodos'a karşı. Pek istemiyorlar. Peki. Rodos orduları üzerime doğru geliyor yavaş yavaş. İsyancılar Efes'i kuşattı. Otomatik sonuçla rahatsız alırım. Ölmediler ama maalesef. Onun başka bir yere gitmezler. Tekrar Efes'e saldırırlar. Bu arada benim bir özelliğim vardı. Yıkık bir yeri elde etme özelliği. Nasıl oluyor? Özelliği aldım değil mi? Zor hayır bir hak. Ha yok onu almadım. 5-2'den ikisini doldurmayı aldım. Tamam. O zaman sen şurayı bir al. Birazcık burada zaman kaybetmemiz gerekecek gibi duruyor. Burada belki birileri... Ha burada tehdit yokmuş der. Yaklaşmaya kalkan mesela şunlar falan. Güzel olur öyle bir senaryo. Şimdi şurada. Korktan saldırı.
Marş vaziyetine girmem lazım. With Athena's blessing. Buradan saldırırsam şuraya doğru geri çekilir. Dolayısıyla senin şuraya gelmen lazım. Head out. I lead with courage. Geri çekilmedi. Enteresan. Peki. Our glory was well earned. Biraz daha gıda alayım. My experience grows. Yetişirsin değil mi Hector? Yetiştiğini söyle bana. Güzel, süpersin. The great protector. Güzel, işte bu. Aldı gıda. Okey, kuzeydeki istilayı böylece zor da olsa, zar da olsa, zor da olsa çözmüş olduk. Ne yapmak istediğim... Şöyle bir bina var aslında. Şu an ne yapamıyorum? Heh, üçüncü seviye çıkarmam lazım. Şunu yıkabilirim aslında. Boşta duran iş gücüm. Evet, şunu daha sonra yaparım. Yık. Gıdayı biriktirdik. Altın var elimizde. Savaş yağmaları sağ olsun. Şöyle de bir inşa edelim ufaktan. Altınmış hatta. Güzel. Oradan da bir altın sıkıntımızı çözmüş olabiliriz belki. Tamam. Şuradaki orlara ne yapacağıma karar vereyim şimdi. Undaunted. Burada iki ordu fazla bir kere. Hector. Şimdi buradaki kaliteli birimleri bir topla sen kendi şeyinde. Kaç kişi oluyor böylece? 8 mi? Şu da güzel bir birime benziyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yakın dövüş. Gerisi okçu olmalı. Okçu yok burada başka. Tamam, şimdilik böyle olsun o zaman. Daha yokçular almam lazım. Çok fazla yakın dövüşçü var burada. We'll carry on shortly. Hector of the Shimmering Helm. Hatta şundan alabilirim bir tane direkt. Almalı mıyım bence? Almalıyım. You stand with me. Sen git. Onu geçsin istemiyorum. Şu an 6. seviye olmayan bir tane okçum var sadece. You are my chosen. Okçularınızı şunu mu almalıyım? Makul bir seçenek bence. Biraz altın sıkıntı var ama onu çözdükten sonra alırım. Ha, bir tane de hızlı bir birim lazım diyordum değil mi? Tamam, oraya da bir hızlı birim ayarlarız. Şimdi board'u ilave edeceğim. Board'u ilave etmeden önce, yani güçsüz duruma düşmeden önce bir şeyi kontrol edeyim. Diplomasiyi. Manyalı Frigya. Frigya. Herkes de savaş halinde. Hadi bana Efes bilmem ne. Biraz fazla kişiyle savaş halindesin dostum sen de ya. Ha, vasal olmak istiyor. History will remember. Ben ittifak sandım. Vasalım olsun ister miyim bunu? Gidip oraları fethedecek halim yok. Tamam ya, gel, tamam. Hadi vasalım ol, kabul. Üzerine de biraz bana, ne bileyim, 300 gıda falan ver. Vermiyor musun? Onu da mı vermiyorsun? Tamam, 120 gıda ver. Güzel, bir vasalın daha oldu. Hayırlı olsun. Diplomasi oyunu oynuyoruz kardeş. Tuana hiç anlaşmam yok. Bunlar benim vasalım değil mi? Asker ittifak, pardon. I am grateful for the chance to express my admiration. Hiç anlaşmam niye yok ki zaten bunlarla. Sen de bana bir 200 verirsin. Daha da fazla verirsin.
We will win through. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Toparlıyoruz, toparlıyoruz. Az kaldı. Bunu da gıda için Mezopotamya'ya gönderiyordum ama. Neyse sen devam et ya. Şey nerede? Heh, şunlarla daha tanışmadın değil mi? Daha tanışmışım. Altını yok. Taşı bolmuş. Tamam siz de şimdiden bir saldırmazlık paktı yapalım biz. Okey. Umarım iyi geçirmiş. Ha Babil'le de karşılaştım. Babil bir anlaşma istiyor. Saldırmazlık. Nefes anlaşması. Taşı bolmuş bunun da. Allah Allah gıdasının bol olacağını tahmin etmiştim ama. 200 abarttım değil mi? Okey. Tamam bunlarla karşılaştığıma göre diğerleriyle karşılaşmama gerek var mı bilmiyorum ama Mısır'a mı insem acaba? Bunlarla nasıl karşılaştım böyle toplu halde acaba ya? Ben elemanı Mısır'a indireyim bari. Burada herkesi gördüm zaten. Ben takas anlaşmaları evet. Tunç gelirim azaldı bu sayede. Alaşya ile anlaşmam azaldığı için. Şimdilik bir durabilir sanki. Altına ihtiyacım var. Tunç gelirini arttırmaca. Heh, tek gün... Okey. Daha fazla meşruiyet kazanacağım muharebelerden. Şuna gitmek istediğimi söylemiştim ama sanki gıdayı birazcık çökümsü gibi bir durum var ya. Dur bakayım. Limanları geç. Şu güzel ama oraya da çok gitmek için şey araştırmak gerekiyor. İkisini de mi araştırmak gerekiyor acaba bunların? Sadece bir tanesi yetiyor mu? Emin olamadım. Hız. Buralarda pek hoşuma giden bir şey göremedim ya. Askeri destek binalarının inşaat süresini bir nedir yani gerçekten dünyanın en tırt özellikleri. Baskın geliri %20 bravo. Tanrı adanmışlık yuvası bir daha isterim ama daha ikisini de maksimuma çıkaramadık zaten onun acelesi yok o yüzden. Aksiyon çapında bakım masrafını %8 azaltmak 3. kademe birimlerin güzel gayet. Ama yani çok da hayran kalmadım oraya. Tamam ben o zaman şuna doğru gitmek istiyorum. Menzili %15 arttırıyor. 4. deneyim rütbesi ve üzerindeki menzili piyadelerin ki menzili piyadelerinin çoğu zaten 4. rütbe ve üzeridir diye düşünüyorum. Öncelikle şunu bir araştırmam lazım ya da bunu. Bu daha mantıklı gibi. Limanlar çünkü şöyle bir bakacak olursak yok bu balıkçılık. Balıkçılık liman olarak mı geçiyor ya? Neyse ya. Dur bir dakika. Yine bir bakmak istiyorum. Hadi bunu araştır. Tamam. Arzava değil mi mevcut? İş gücü artışı. Ne üretiyor burası? Her şeyden üretiyor aşağı yukarı. Mutlaka ekstra ihtiyacı varmış gibi durmuyor. Gücü artışı olsun birazcık. Derseniz ki buradaki silaha karşı ne yapacaksın? Not really an option. Çok da tırt bir ordu. Çok da tırt iki ordu ama sonuçta ordu. Who
Şu ordu ilave edecektim değil mi bu arada bir de? Tamam, bu bana ordu ilave etmek yerine aşağı yetiştirebilir miyim bir ihtimal diye bir bakayım. Bunlar bir iki turda buraya gelir. Bunun... Şimdi ben bunu yürütürüm, onlar yürür. Ben buraları uğraya uğraya... Kuvaliye'ye yetişemem galiba da. Yine de yani ekstra bir ordu yapma masrafına katlanmaktan daha iyi galiba. Evet abi, sen aşağı doğru inmeye başla. Hector, sana ne yapacağız biliyor musun? Soruyorum çünkü ben bilmiyorum. Buralarda senlik bir şey olmadığı kesin zaten. Şu tarafa doğru bir gelmeye başla sen. Denizden gelsen daha kısa sürecek diye düşünüyorum. Yine baban ve kardeşinle birleşip şuralarda aşağıda Malta'ya falan, Rodos'a falan dalmayı düşünebiliriz. Nasıl Malta değil mi? Emin değilim şu an. Pelos. Hala 5 birikmemiş. Ha, burayı da geliştiriyorum da. Ben burayı Valma'yı almak için geliştiriyordum. Valma'yla değişmek ister misin? Hiç istemiyor ya. Arkadaş nedir yani derdin? Niye Valma'yı bu kadar çok seviyorsun? Yanlış yere seçmişim bu arada. Sagalos olacaktı. Bir değişiklik olur mu? Pek olmaz. Tamam, bir seviyesini falan arttıralım bakalım. Askeri binalar daha değerli hale getirmiyordu. Warhammer'dakinin aksine denemiştim onu ama yine de bir yapayım. Üçüncü seviye olunca da belki bir değişiklik olur. Buraya baktım değil mi? Evet, 5 olmasını bekliyordum iş gücünün. Burada da 5 olmasını bekleyeceğim. Apollonia ya, yapmam gerekenleri şunu sonra yapayım demiştim. Önce şunu başlatırım. Yetenek puanları Hector. Ready and willing. Ayrıca arkadaş, benim şu anki maksadım neydi ya? Tüm nihayetlerin sayısını artıya çevirin. Bir bakabilir miyim? Onu yapma imkanım var mı? Şimdi bu artıda mı sayılıyor? Yani galiba eksiden artıya çevirmekten bahsediyor. O yüzden pek mümkün değil. Tamam. Ayrıca buralarda benim eyaletim sayılmıyor galiba değil mi? Buraları belki artıya çevirebilirim de, yani artıya eğilimli hale getirebilirim daha doğrusu. Belki o da. Neyse, onu yapabilecek şimdi durmuyor yok sayısı. Sarayda, kumpaslarda. Okay, bana şantaj yapıyor, benden saygınlık kazanacak ve altın elde edecek, okay. Aynı şey. Meşrutiyet çalmasını istemiyorum ama %14 çalamaz herhalde. Ha, benden çalmıyor. Hector'dan çalıyor. Benden çalıyor yani, tamam. Şu altın işine bir bakacaktım. Bright ideas for dull problems. Tunç istiyor. Tunç'un maalesef fazla yok. Ya da Odin istiyor, o da fazla yok. Seninle pek anlaşamayacağız bu konuda. Neyse, bir dursun bakalım. Alright. Bunlar şuradaki kuzeyden gelen ordular topraklarıma girdiler. Muhtemelen bir şehri kaybedebilirim. Bu arada şuradan şey geliyor ya, Iolaas geliyor. Hatta şuradaki karakolum talan etti ayaküstü. Şuralarda şu an. O bir büyük bir sıkıntı yaratabilir aslında. Şu orduyla onunla başa çıkmaya yeter mi bu ordu? Emin değilim. Acaba Hector'u da mı oraya göndersem? Neyse, onları sonra düşünürüz. Şimdilik bu bölümü burada sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür edeyim. Mümkünse de bir like'ınızı rica edeyim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.